Şimdi Esenler'de biz şehre baktığımızda şunu gördük. Mekanın değişmesi lazım. Ama mekanın değişmesinden önce şehrin sosyolojik olarak altyapısında ve sosyolojik olarak toplumsal zihninde bir takım şeyleri hatırlatmamız gerektiğini fark ettik. Bunun için dedik ki bu şehir mekansal dönüşümü yapmalı ama mekansal dönüşümden önce sosyal ve kültürel dönüşümü yapmalı. Eğer sosyal ve kültürel dönüşümü siz şehirde başaramazsanız mekansal dönüşümü başarmış olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Kadir Topbaş Kültür Merkezi yapılmadan evvel Luna Park vardı. Luna Park aslına bakarsan çok korkunç derecede bir sosyal imkandı. Hem çevre için hem burada yaşayan insanlar için. Çünkü burada yaşayan insanların çocuklarını getirebileceği, kendilerinin gidebileceği, eğlenebileceği ucuz yollu bir yer yok. Luna Park, Luna Park da değildi. Çarpık kentleşmenin bir yansıması idi adeta. O zamanın gençleri de ellerinde sigara. Böyle tam Hollywood filmlerini andıran, o kötü mahalle tiplemelerini andıran karakterler vardı adeta. Luna Park belli bir dönem çalıştıktan sonra Luna Park'ta bazı problemler yaşandı. Luna Park'ı kapattılar. Ardından kültür merkezine dönüştürüldü yeni bir bina yapılarak. Kültür merkezinin yapılması buraya biraz daha fazlaca bir can verdi. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ne dönüşüm gerçekleştiği zaman ben hep öğrencilerime de anlatıyorum. Akranlarıma da anlatıyorum. Bak eskiden böyleydi, şimdi böyle. Dolayısıyla çok bariz bir şekilde bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz. Önceden gençler sokaklarda geziyordu. İşte sanat evi açıldıktan sonra sanata yöneldiler. Birincisi benim oğlum. Buradan eğitim aldı, çizim eğitimi. Ondan okul kazandı. Tasarım yapıyor. Ondan yani iş kuracak yani. Kendi oğlum bu yıl üniversiteye şükürler olsun İstanbul Üniversitesi'ni kazandı ve bu kültür merkezinin sayesinde kazandı. Ramazan ayında sahurlara kadar o kültür merkezinde arkadaşlarıyla kütüphanesinde çalışmalar yaptı. Ders çalıştı. Neden? Dinginlikten dolayı. Birbirlerini motive ettiler ve şükür katkısı var. Ben kendi şahsi kendi çocuğuma. 6-7 yaşındayken burada parkta akülü arabamla bisikletimle dolaşıyordum. Kaydıraktan kayıyordum, Tattravalli'ye biniyordum. İlk yıkıldığı zaman ben çok üzülmüştüm. Daha sonrasında zamanla inşaat bitti, burası oluştu. Ben daha da büyüdüm, 3. 4. sınıfa geldim. Baktım tiyatro gösterileri olmaya başladı, sinema olmaya başladı. Daha da büyüdükçe o tiyatronun ne kadar önemli olduğunu anladım. Mekansal dönüşüm derken biz aslında mekansal dönüşümde aklımıza ilk kentsel dönüşüm geliyor. Yani mekanı dönüştürme anlamında. Ama biz mekansal dönüşümü kültür sanat bağlamında düşündüğümüzde şu an Esenler'de 2009 yılından bu yana olmayan Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Dede Torun Merkezi, İkinci Bahar Kıraathanesi, Hanımlar Konağı gibi birçok yapı, mekan tabii ki şehrin de çehresini değiştiriyor. Yani insanların yaşadığı yerde mekanın insana kattığı, insanın da mekana kattığı şeyler var. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ne 2014 yılında müdürlük olarak da buraya geldik. Onun da birçok avantajı oldu. Yani hem mekana sahip çıkma anlamında hem de mekanın kendi içerisinde çevresine sunduğu katkıyı bizatihi görme imkanımız oldu. Şimdi burası... Ben geldiğimde hatırlıyorum, bana en çok şikayet edilen işte suç odaklarından bir tanesiydi. Suç merkezlerinden bir tanesiydi. Burası iki binanın arasında kalmış bir üstü şey, bir alandı. Buraya kültür merkezi yapalım. Yaptık. Ne oldu? Şu anda İstanbul'da zannediyorum Salon Dolu'nda en yüksek kültürel etkinlik yapıldığı mekan haline geldi. Daha önce buraya gelenlerin gördüğü mekan hangi zihni inşa eder? Şu anda Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ne gelenlerin hangi zihni inşa eder? İşte bu birbirinden ayrılmaz iki temel parça. Önce insan mekanı inşa ediyor, sonra mekan insana farklı bir ufuk açıyor. Biz bunu başardık çok şükür. Burası gün içerisinde, hafta içerisinde, ay içerisinde cıvıl cıvıl. Boş saatini bulmak çok mümkün değil.
7'den 77'ye diye biz tabir ediyoruz. Herkes geliyor. Herkesin kendi alanına ya da yapabileceği kabiliyetine uygun kursların olduğu, keyfine uygun etkinliğe gelebileceği birçok etkinlikler yapılıyor. Biz o dönüşümü bizatihi burada görüyoruz. 2009'da belediyenin 200 kişilik bir salonundan şu an 6000 küsür koltuklu salonlara, yani Yıldız Teknik Üniversitesi içerisinde bir kongre merkezi var. Başka salonlar var ama ana salonumuz burada. 200 kişilik salonu dolduramadığımız günlerden bu salonun almadığı günleri biz yaşadık, yaşıyoruz. Kültür merkezinin buraya kurulmasıyla birlikte insanların davranış biçimleri de değişti. Ondan sonra gençlerin davranış biçimleri de değişti. Şimdi Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nin önünde top oynayan çocuklar görünce ya hatta diyorum ya arabaya falan, ama bırak, burada güvenle top oynayabiliyorlarsa bu dönüşümün getirdiği bir gerçekçilikle ilgili bir şey. 40'ın üzerinde branşta eğitim veren bir nevi sanat fakültesi var aslında. Gerçekten çok fazlaca branşta eğitim veren sanat fakültesi. Esenler içinden birçok genç, hatta Esenler dışından dahi öğrencilerimiz geliyorlar. Bu da şöyle bir şeyi çağrıştırıyor bizde, ispatlıyor daha doğrusu. Onlara da soruyoruz, dışarıdan gelenlere veya dışarıda tanıdıklarımıza, Esenler dışındaki tanıdıklarımıza. Neden bu konuda burayı tercih ediyorsunuz? Verdikleri cevap şu oluyor: bizim bölgemizde bu kadar kapsamlı kültür ve sanat faaliyetleri ve kursları yok. Ve tamamı bir binada hizmet verebilen böyle bir kompleks yapı yok. Çocuklara yapılan, gençlere yapılan yatırım her zaman doğru yatırımdır. Çocuklar için güvenli bir alan var. Eğer bu merkez olmamış olsaydı çocuklarımızı götürebilecek yerimiz yoktu. Genç demek hareket demek, eğitim demek. Okul sonrasında da bir şeyler yapmak istiyor, bir faaliyetlerde bulunmak ister. İşte bunu sağlayabilmek adına kültür merkezinin çok büyük bir etkisi olduğunu inanıyorum ve görüyorum daha doğrusu. Önemli bir kültür ve sanatsal boşluğu dolduran yer burası. Birçok gencimizin buraya gelmesi de bu binayı sadece bir betondan, taştan bir bina olmaktan çıkarıp kültürel anlamda da doyuran bir yapı haline getiriyor. Mutlu olmak için insanlar buraya geliyor ve o mutlulukları oluyor yani. Bu gerçekten güzel faaliyetler gösteriyorlar. Burada kültür merkezi adıyla daha büyük bir kompleks yapı halinde inşa edildiği için bu daha geniş bir vizyon demek aynı zamanda. Buraya geldiğimizde çok daha gelişmiş faaliyetlerle karşılaşacağımızı ve yapılacağını umduk ki öyle de oldu. Bunun çevrede de etkilerini, en azından kendi çevremizde etkilerini gördük, yakinen gördük. Kültür merkezi burada daha kapsamlı olarak açıldıktan sonra ise tepkiler de daha da güzelleşti. Sanata, kültüre ilgisi olan herkes tarafından. Bölge için kesinlikle bir marka. Yani boş bir şey değil, dolu bir şey olduğunu herkes biliyor. Herkesin faydalanabileceği bir merkez. Yapan, edenlerden Allah razı olsun. Kütüphane eskiden kiliseymiş. Kiliseden sonra sinema, sinemadan sonra tabii ki belediyenin bakım onarım şey oluyor. Ondan sonra kütüphane olarak geçiyor. Dijital kütüphane olarak geçiyor şu anda. Burası da Rum köyü zamanında kilise olarak ibadet edilen bir yer olarak, mekan olarak yapıldığını biliyoruz. Osmanlı döneminde su yolu güzergah olarak kullanıldığını biliyoruz. Belli amaçlarla kullanılmış. Buna örnek olarak sinema için kullanıldığını biliyoruz. Ve otopark, daha sonrasında otopark olarak kullanıldığını biliyoruz ama burası 2009 yılı itibariyle başkanımızın da ciddi bir vizyonuyla mekanın dönüşmesiyle kütüphane olarak kullanıldı. Kütüphane olarak kullanıldı ama bir kilise kalıntısı da vardı. Biz bunu Tarihi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayıyla mekana zarar vermeden içine çelik bir yapıyla dijital kütüphane olarak dönüştürdük. Belediyenin buraya yapması gençleri sokaktan kurtarması demek. Çünkü buraya gelmeyip de başka yerde
ders çalışma imkanı bulabilir mi? Bulamaz. Çünkü niye? Sıcak yer, temiz yer, güvenilir yer. Ya bundan sağlıklı. Evinde bile o da güvenilir yani. Bu burada ders çalışıyorum. Sabah 8, akşam 12, öğlen 12 gibi. Ondan sonra çıkıp buradan başka kütüphaneye gidip yine tekrardan ders çalışıyorum orada. Sonra işte gene tekrardan üniversite sınavına hazırlanıyorum bu sene. Geçen sene olmadığı için bu sene tekrardan hazırlanıyorum. Şehirlere mekanların katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bu dönüşüm yalnızca mekansal değil, aslında birbiriyle bağlantılı da. Mekansalların yanında kültürel dönüşüm de olmuş oluyor. Bu kültürel dönüşüm kütüphane olarak kullanılan, köklü bir geçmişi olan bir mekan olmuş oldu. İlçeye katkısını da anımsanmayacak kadar çok olduğunu biliyoruz. Bir kültürel dönüşüm için çok sayıda kültür mekanları yaptım ve bu şehrin ben kültürel dönüşümünü yaptım diyebilirsiniz. Hayır. O kültürün altyapısı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalardır. Şehirdeki kültürel dönüşümü inşa edebilmek için bir zihniyet dönüşümü ise ve insanların kendisi de bu şehirdeki farkındalık alanını tespit etmesi ise ve bu şehirle olan gönül bağını inşa etmesi ise ki kültürel dönüşümün sonucunda ortaya çıkacak olan şey şudur. Bir, şehirli gibi yaşamak, şehirli gibi düşünmek, şehirli gibi davranmak, şehirli gibi kültür, sanat, edebiyat neyse hani insanın ulaşabileceği o maksimize kültürel değerler ve kodlar ne varsa onları toplumsal hayatın bir parçası olarak bakış açısı itibariyle şehrin sokağını üflemek değil mi bu? Kültürel dönüşüm şey dediğimiz şey şu. Çocuklarımız daha çok spora yönelmeye başladı. Burada sadece yüzme yok, başka branşlarımız da var. Kadınlar için fitness'ımız var. Başka yerde salon sporları, jimnastik, dövüş sporları, okçuluk. Gelen başkasına söylüyor. Bu şekilde üye sayımız da artıyor. Millet Bahçesi'nin olması ve içerisinde böyle bir tesisin bulunması gerçekten Esenler halkı için bir mucize. Ve çok güzel yani, alanı da çok güzel. Buraya geldikten sonra yeni arkadaşlarla tanıştım. Arkadaşlarımla bazen boş yerlerde konuşuyoruz. Eğitmenlerimi çok seviyorum. Hatta bir öğretmenimin ismi de ablamın ismi Sevgi. Öğretmenimi çok seviyorum. Diğer öğretmenimi de çok seviyorum. Çok çok yararlı oldu. Bilgisayardan, televizyondan mesela telefondan uzak kaldı. Çocuklar uzaklaştılar. Mesela haftanın 7 günü kursa geliyorlar. Okuldan çıkınca kursa getiriyoruz. Baskete, voleybola, cumartesi, pazar şeye getiriyoruz, oka getiriyoruz, yüzmeye getiriyoruz. Yani uzaklaştılar ondan. Allah razı olsun belediyemizden. Gençlik merkezini yaptığı için çok teşekkür ederiz biz de. Çocuklarımız, torunlarımız yararlanıyorlar. Mehmet Öcalan Spor Kompleksine inanıyorum ki yani burada yetiştirdiğimiz çocukların çoğu bu kulüple beraber yani piyasada kendilerini gösterirlerse ve birileri bu çocukları izlerse iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çok iyi oyuncularımız var, yetiştirdiğimiz çok iyi öğrenciler var. Dışarıdan bize katılıp kendini geliştiren öğrencilerimiz var. Yani inanıyorum üst liglerde de oynayacaklar. Bence insanlar bu etkinlikten, bu spor salonundan faydalansınlar, bu imkanı kaçırmasınlar. Ben arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, çocuklarınızı götürün, sokaktan kurtulsunlar en azından. Çünkü sokaklar güvenli değil. Yani böyle bir ortamda sokaklarda güven yok yani. Çocuklarınızı götürün, spor olsun, hani gelişimi olsun. Bence çok büyük bir katkı sağlıyor. Benim çocuklar buraya gelmek istiyor çünkü faaliyette bulunuyor. Burada kendini geliştiriyor. Arkadaş açısından olsun. Hani seviyorlar burayı. Kendi çocuklarım açısından söylüyorum. Hepsinde bayağı bir değişiklik oldu. Hele benim ortancıl oğlum diyeyim. Onu hayata kazandırdı. Gerçekten bayağı bir etkisi oldu. Belediye olarak çocuklara önem veriliyor.
Yani verildiği de buradan belli ki onlar için kütüphaneler, spor salonları, parklar, yeşil alanlar, yani çok güzel çalışmaları var. Yani bunları göz ardı etmek imkansız. Sokakta oynadıklarında araba gelme olasılığı oluyor. Burada en azından gözümüz arkada kalmıyor. Biz de burada arkadaşlarımızla hem çocuklarımız izliyoruz, hem kahvemiz içerek. Bizim için de bir güzel bir aktivite oluyor. Hani böyle bir kooperatif olduğu için çok iyi. En azından çocuğumu getiriyorum, küçük çocuğumu da getiriyorum. Onun için de bir eğlence oluyor, izliyor. Bizim için de iyi oluyor. Bizim için, çocuklarımız için yeterince etkinlik sağlıyor. Biz çok memnunuz. Belediye çok büyük bir spor salonu yapmış. Her imkanı var. Dışarıdan da çok büyük görünüyor. Yüzme alanı var, wushu, tekvando, voleybol. Voleybol sahamız zaten çok büyük. Onun için çok iyi oluyor benim adıma. Çocuklar dışarıda kendini biraz keşfedemiyor. Biz burada çocuğu keşfediyoruz. Atıyorum voleybol oynuyoruz ama çocuğun belki basketbola yeteneği var. Burada bir keşif var. Yüzme yeteneği de olabilir. Biz buradan yönlendirmeler yapıyoruz. Basketboldan voleybola, voleyboldan baskete ya da. Ben normalde böyle içime kapanık bir çocuktum. Buraya geldikten sonra aslında açıldığımı fark ettim yani. Bence çocuklara çok büyük bir değer veriliyor. Çünkü kütüphaneler açıyorlar, parkları var, yeşil alanları var. Spor salonumuz var. Hem de evimize yakın bir şekilde. Burada güzel bir şekilde eğitim görüyoruz. Spor hem vücudumuza hem de aslında enerjimizi atmamıza yarıyor. Bu şekilde çok büyük avantajları var. Hem de mesela şimdi burada oynuyorsam, mesela geleceğe baktığımda aslında belki de çok büyük bir voleybolcu olabileceğimin farkına varabiliyorum. Esenler en iyi spor kapısı. Spora da bir anahtar lazım. Orası da kesinlikle Mehmet Hoca'dan spor kompleksidir. ...2010 yılında Esenler'in her tarafına lale diktik biz. Lale soğanları söküldü. Lale soğanı söküldü. Ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz. Ama döküldü, söküldü. Ama aynı Esenler 2011'de, 2012'de lale diktik. Bırakın lale soğanı sökmeyi, lalenin yaprağı dahi kopartılmadı. Niye? Çünkü o dönüşüm süreci başladı. Çünkü o dönüşüm sürecindeki ortaya çıkan veri şuydu. Şehir insanın evidir, evine iyi bak. Şehir insanın mahremidir, mahremine iyi bak. Şehir insanın geleceğidir, geleceğine iyi bak. Şehir insanın ulaşabileceği ve arzu ettiği hayallerini gerçekleştireceği mekandır, şehre iyi bak. Durum böyle olunca bu kültürel dönüşümle başladı. Belki de denilebilir ki Esenler'in esas ihtiyacı olan kurum ya da ihtiyacı olan şey şehir düşünce merkezidir. Zira Türkiye'ye örnek bir model belediyecilik gösteren Esenler Belediyesi gerçekten de bu konuda sadece ürettiği hizmetler, sadece yaptığı altyapılar, sadece sağladığı istihdamla değil, aynı zamanda kentsel bir vizyon ortaya koyması bakımından da bu anlamda bir kentsel planlamanın, kentsel tasarımın ve bir peyzajın nasıl olduğunu göstermesi bakımından da Şehir Düşünce Merkezi'nin Esenler'de olması hakikaten çok anlamlı ve önemli. Zira biz genelde, hani deyim yerindeyse, fazla ihtiyacı olmayan bazı kurumlara bu tür müesseselerin açılmasına daha çok yakıştırıyoruz. Oysa en fazla ihtiyaç duyulan yer, yani burası sonradan kurulmuş bir ilçe, her ne kadar tarihi bir arka planı varsa da İstanbul'un bir metropol şehrin içerisinde bir ilçe olarak, bir gerçekten de İstanbul'un bütünüyle entegre olmuş bir ilçe olabilmesi için bu tür bir vizyona ihtiyaç var. Biliyorsunuz Tevfik Bey'den önce gerçekten burası son derece sıkıntılı, problemli, hem güvenlik açısından hem yerleşim açısından çok ciddi sıkıntıları olan bir yerleşim birimiydi ve Tevfik Bey'in belediye başkanlığı ile birlikte burası aslında şu anda İstanbul'un en güvenilir, en gözde ve en planlı ilçelerinden birisi haline geldi. İşte bu bahsettiğimiz şehir düşünce merkezi gibi bazı düşünce kuruluşlarının, bazı projelerin oraya bir kimlik kazandırması, o mekanı insanları sevdirmesi,
o mekanla insanların özdeşleşip bütünleşmesi, o mekanın bir hikayesine kavuşmuş olmaları gerekiyor. Şehir Düşünce Merkezi alanında Türkiye'de ilk bir merkez olma özelliğine sahip ve ondan sonra hem dergisiyle hem yaptığı çeşitli toplantılar, yerel ya da uluslararası düzeyde toplantılarla şehircilik ve belediyecilik alanında gerçekten bir öncülük konumuna sahip. Daha sonra da bazı sanırım benzeri merkezler kurulmuş olmalı, dergiler çıktı şehre yönelik. Bu öncü rolü dolayısıyla da çok önemsiyorum. Çünkü bu her şeyden önce şehre denilen önemi kapsıyor. Yani her şeyin kelimelerle başladığını, kelimelere vermemiz gereken, metne vermemiz gereken değeri ki oradan kültür kavramına geliyoruz. Ben bunu Sayın Tevfik Göksu'nun kültürel alanda izlediği şu politikadan bağımsız görmüyorum. Şimdi Esenler İstanbul dışında olmanın getirdiği ve ihmal edilmiş olmanın getirdiği sebeplerle içine kapanık bir yerleşimdi. 90'lardan sonra da çok aşırı göç aldı. Genellikle de Anadolu göçmenleri ve şehrin merkezinden uzaklıklarıyla da bir bakıma sıkışmış kalmışlar. Ne Anadolu'dalar, kendi yerlerindeler, ne de şehrin imkanlarından yararlanıyorlar. Özellikle kadınlar, çocuklar ve engelliler evlerini kapalı yaşıyorlardı. Çocuklar gerçi bir süre evet mahalle yüzü gördüler. Fakat 90'lardan sonraki kalabalıklaşan, tekinsizleşen ortamda çocuklar da evlerine kapandılar. Tevfik Göksu da kültürel çalışmalarda şöyle bir amaca sahipti. Benim bu halkla konuşmalarla edindiğim izlenim. Bu kapalı yapı ancak insanları sosyal hayata çekmekle mümkün olabilir. Tam olarak Esenler'in ihtiyacı olan bir kuruluş burası zaten. Zira Türkiye'de genel anlamda bir çerçeve çizdiğimizde şehirleşme ile ilgili 3 temel başlıkta çok derin sorunların var olduğunu söyleyebiliriz. Ki İstanbul'daki bulunan belediyelerin kahir ekseriyetinde de aynı sorunları dile getirebiliriz. Bunların birincisi yapı stokunun insan hayatını tehdit edecek kadar sağlıksız olması ve riskli olması. İkincisi insanların konut sahibi olmaları ile ilgili konutların mülkiyetinin çok çok yüksek olması. Üçüncüsü de aslında tarihimize, kültürümüze, inancımıza, değerlerimize uygun bir kentsel planlama ve mekan tasarımının olmaması. Bu üç konuyu eğer bir yerel yönetim kendisi için gerçekten bir hedef olarak belirlememişse bilesiniz ki o başarısız ya da bu konularla ilgili bir kaygısı olmayan bir yerel yönetimdir. Ve bu meseleleri kendine dert edinen, bu meselelerden dolayı uykusu kaçan birilerinin bu konuları çözebilecek bilgi üretiminin olduğu bir kuruma sahip olması onun için çok hayati bir konudur. Dolayısıyla aslında Şehir Düşünce Merkezi Tevfik Bey'in, belediye başkanımızın Esenler konusunda bir model olarak Esenler'i hem İstanbul için hem Türkiye'nin diğer kentlerinde çarpık kentleşmenin, yapı stokunun tehlikeli olduğu yerlerde bu tür bir düşünce kuruluşunun varlığı inanılmaz bir katma değer üretiyor. Ve hakikaten biz de bu konuda Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu olarak bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Biliyorsunuz Şehir Düşünce Merkezi Tevfik Bey'in bizzat fikrini ortaya koyduğu, bizzat kendisinin kurulmasına öncülük ettiği bir kurum. Ve biz somut bir takım projeler uygulamak yerine daha ziyade bu şehirleşme, kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm konusunda, mekansal planlama konusunda Sayın Başkanımıza bir entelektüel bilgi birikimi ve aynı zamanda da bir vizyon sunmak. Yani onun bir nevi cebini bu konuda doldurmaya gayret etmek. Nerede ihtiyacı olursa onun orada kullanacağına imkan tanıyacak bir çalışma politikamız var. Aslında bizim şehirlerimizin, beldelerimizin, kentlerimizin en büyük handikaplarından birisi de onların sahip oldukları tarih ve mitolojilerinin yok olmasıdır. Yoktan bir mitoloji ya da hiç yoktan bir tarih yazmaktan bahsetmiyorum. Var olan bir tarihi, var olan bir mitolojiyi tekrar canlandırmak hakikaten kentler için çok önemli ve Esenler için de biz
aslında buranın bir tarihi, var olan tarihine, buranın sakinlerine hatırlatmak istiyoruz bu anlamıyla. Yani Esenler Şehir Düşünce Merkezi bu anlamıyla tam da ihtiyacı olan kurum, ihtiyacı olan şey, bir şehir düşünceyle ilgili bir vizyon, bir akademik bilgi birikimi, bir politika sahibi olmaktır. Bir genç bana çok güzel bir ilginç bir ifade bulundu. Dedi ki ben belediyenin etkinlikleriyle büyüdüm. Anne çocuk merkezine gittim. Dede toruna gittim. Gezilere gittim, kültüre gittim. Benim hayatımı şekillendiren belediyenin etkinlikleri oldu dedi. İşte kültüre dönüşüm bu. Sosyal dönüşüm bu. Her gittiğim yerde söylüyorum. 2009 yılında Esenler İstanbul'da suç ve suç işlemede ilk üçteydi. Ama şu anda Esenler İstanbul'da en az suç işlenen 3 ilçeden bir tanesi haline geldiyse bu ortaya çıkan kültürel dönüşümün sonucudur. Keşke gücümüz, imkanımız daha fazla olsa da bu işleri 10 kat daha fazla yapsak, 20 kat daha fazla yapsak. Çünkü siz insana yaptığınız yatırım, geleceğe yaptığınız yatırımdır. Bu anlamda ben kültürün inşasının geleceğe yapılan en anlamlı yatırım olduğunu düşünüyorum. Ve bu yatırımlarla da büyük değişime ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Bu değişime devam edeceğiz.